5 tane güzergah tespit edilmiş. Bu 5 tane güzergahın kendi içinde relatif olarak, ki rapor bunu söylüyor, kendi içinde relatif olarak belirli kriterler açısından karşılaştırılması yapılarak en iyisine karar verilmiş. Bunlar, bu kriterler de çok basit kriterler. Bir ÇED'de böyle kriter yapılmaz. Yani yerin seçimi böyle yapılmaz. Yani alternatif diye bunlar değil. Bunlar birbirinin alternatifi. Yani nereden geçirelim bunu diye bakıldığında su havzalarına, sit alanlarına, işte floraya, faunaya, yakınlığa, uzaklığa göre değerlendirme yapılmış ve bunların içerisinde 4 numaralı güzergah tercih edilmiş. En iyisi çıkmış. Ama bütün özellik işte yakınlık, uzaklık su alanına. Fakat öte yandan ise bakınız nereden çıkmış bu? Küçük Çekmece Gölü'nden giriyor. Evet. Bir tek gerekçesi var. Diyor ki 1B'yi gösterelim lütfen. Bir tek gerekçesi var. Diyor ki Küçük Çekmece'nin içme suyu sağlama konusunda DSİ tarafından yeterli kalitede olmadığı tespit edildiğinden Küçük Çekmece Gölü'nü, ki zaman ahvalde bunu işte batardolarla tuzlu tatlılaşmaya bırakıp İstanbul'a su temin edebilecek büyük lagünlerden biri Büyük Çekmece'dir, biri Küçük Çekmece'dir. Ve bunu olduğu gibi iptal ederek hem de ortadan kaldırıyor yani. Ortadan kaldırıyor dediniz, zaten bu bir su yolu. Evet. Dolayısıyla kanalın geniş ağzı da buna uygun gelmiş. Küçük Çekmece'nin etrafına, Marmara Denizi'ne açılan yerine yat limanlarını, doklarını, bilmem bekleme alanlarını yaparak oradan hareketle Sazlıdere Barajı'nı da iptal ediyor. Yani İstanbul'un bir aylık suyunu temin edecek olan Sazlıdere Barajı'nın ve o barajın da tabii projesi yapılmış, bitmiş, İstanbul'un bir şeyini temin edecek olan, bir aylık suyunu temin edecek olan bir barajı da gözden çıkartıyor. Bundan sonra da dönüyor Karadeniz'de çıkarken Terkos Gölü'nün yanılmıyorsam %30'unu yok edecek şekilde, yani %30'unu kapsayacak şekilde Karadeniz'e açılıyor. Evet. Şimdi bu güzergahın, Terkos Gölü de su kaynaklarımızdan birisi. Evet. Bu güzergahın seçilmesinin nedeni İşte su kaynaklarına uzaklık, yakınlık veya da hafriyat miktarının daha az olacağı, mesafe, gemilerin manevra yapabilecekleri kıvrımların olmayışı, tuzlaşmaya, tarım topraklarına olan mesafeler gibi bir takım şeyler. Şimdi 5 güzergahı da alsanız her halükarda bu Avrupa'nın tarım ambarı olan Trakya'nın 1A gösterebilirsek orada 1A. Trakya'nın tarım topraklarını, gerçi zaten mahvolmuştur da yani Trakya'yı bütün bu münbit toprağı, yeraltı sularını bitirdik hocam Trakya'da. Şimdi dolayısıyla bu güzergah seçimi bile, yani bu veya birincisi, üçüncüsü, beşincisi. Bakınız, su yollarının iki tane barajın içinden o barajları iptal ederek geçiyor. Baklalı denilen Baklalı mı? Baklalı köyünün oradan Terkos Gölü'nün 30'unu alıyor. %30'unu ve bunların bu alanlara büyük tehlikesiyle birlikte toprağın tuzlulaşması, bunların hepsi için birer yorumları olmasına rağmen bu raporun hepsinde bu güzergahın seçildiğini ve bunların yapılacağını hepsi için her sayfasında ÇED raporuna da detaylı olarak incelenecektir diye atıf yapılıyor. Atıfta bulunuyor. Evet, atıf yapılıyor. Evet.